Herkese merhaba. Eğitim Dem'e hoş geldiniz. Eğitim kurumlarına yönetici atama sınavına yönelik video içeriklerimize devam ediyoruz. Bu videoda Osmanlı Devleti'nde ordu yapısı nasıldı ondan bahsetmek istiyorum. Sevgili öğretmenlerim, Osmanlı Devleti'nde ordu aşiret güçlerinden oluşuyordu özellikle Osman Bey döneminde. Orhan Bey döneminde ise ilk düzenli ordu oluşmaya başladı yaya ve müsellem olarak. Murat döneminde ise tımar ve kapı kolu olmak üzere devşirme yöntemiyle ordunun ilk temelleri atılmıştı. Osmanlı'da da devlet gücünü ordudan alıyordu. Ordu 3 gruptan meydana geliyordu. Kapı kolu ocakları, yardımcı kuvvetler ve donanma. Kapı kolu ocakları devletten 3 ayda bir ulüfe adıyla maaş alan sürekli askerlerdi. Bu askerler aynı zamanda hükümdar değişikliğinde cülus adlı bahşiş alırlardı. Bir de Osmanlı ordusunda devşirme sistemi var demiştik. Burada gayrimüslim kimsesiz ve fakir çocukların küçük yaşta böyle 5 ve 12 yaş aralığında devlet hizmetinde kullanılmak üzere yetiştirilen sistem bu devşirme sistemi. Bunlar zeki ve gürbüz olanlar saraydaki Endorun Mektebi'nde devlet memuru yetiştirmek amacıyla okutulurlardı. Rumeli'den toplanan çocuklar önce Anadolu'ya gönderilir. Türk ailelerin yanında Türk İslam kültürü alırlar. Sonra Gelibolu'daki Acemi Oğlanlar Ocağı'na getirilirlerdi. Burada kabiliyetlerine göre askeri ocaklara ayrılırlardı. Kapıkulu askerleri atlı ve yayı olarak ikiye ayrılırlardı. Bunlar Yeniçeri Ocağı ve Kapıkulu Süvarileri olarak adlandırılıyordu. Yeniçeri Ocağı Kapıkulu ordusunun temelini oluşturuyordu ve 1. Murat döneminde kurulmuştur. Devşirme yoluyla oluşturulmuştu Yeniçeri Ocağı. Sıkı disiplin altında yetişirlerdi, padişahın yanında bulunurlardı. Görevleri padişahla birlikte savaşa katılmak ve İstanbul'un güvenliğini sağlamaktı. Yeniçeriler 3 ayda bir ulüfe denilen bir maaş alırlar az önce söylediğimiz gibi. 2. Padişah tahta çıktığında cülüs bahşişi alırlardı. Bir de ilk sefere çıktıklarında sefer bahşişi alırlardı. Yeniçeri Ocağı 3. Murat döneminde bozulmaya başlamıştı. İleriki dönemlerde devlete çok zararı dokunan bu ocak 1826'da 2. Mahmut tarafından kaldırılmıştır ki bu olaya Vakai Hayriye adı verilir. Bu ocağın yerine Asakiri Mansuri Muhammediye adlı yeni bir ordu kurulmuştur. Yeniçeri Ocağı'nda 6 grupta asker vardı, Yeniçeri vardı. Bunlardan ilki cebeciler. Cebeciler Yeniçerilerin silahlarını ve bu silahların bakımını yaparlardı. Bir başka grup topçular. Adı üstünde top döken, top mermisi yapan ve kullanan ocaklardı. Ve Osmanlı'da ilk top 1389'da 1. Kosova Savaşı'nda kullanılmıştır. Başka top arabacıları vardı. Top taşıma araçlarını yapan ve nakleden ocaklardı bunlar. Bir başka grup lağımcılar. Ordunun geçtiği yerlerdeki yolların ve köprülerin onarımını yapan, tüneller kazan, patlayıcı maddeler yerleştiren ve surları yıkan ocaktır lağımcılar. Bir başkası humbaracılar. Havan topları, mayın, el bombaları ve humbara denilen gülleleri yapan ve kullanan ocaktı humbaracılar. Başka sakalar vardı. Sakalar da ocağın su işleriyle ilgilenen sınıfı idi. Osmanlı ordusunda kapı kulağı askerler içerisinde bir başka grup vardı. Biliyorsunuz az önce söylemiştim. Kapı kulu süvarileri ya da atlılar. Atlı bölük halkı da denilebiliyor kapı kulu süvarilerine. Derece ve maaş yönünden Yeniçerilerden üstündüler kapı kulu süvarileri. Yeniçeriler arasından seçiliyor ve tabii ki ulüfe alıyorlar. 3 grupta incelememiz gerekiyor kapı kulu süvarilerini. Birincisi sipahiler ya da bir başka ifadeyle silahtarlar. Padişahın çadırını, otağı, hümayını korumakla görevli olan askerler, sipahiler ve silahtarlar olarak adlandırılıyordu.
Bir başka grup sağ garipler, sol garipler grubu. Görevleri ordu hazinesini, ağırlıklarını ve ganimetleri taşımak ve korumakla görevli sağ garipler ve sol garipler. Bir başka grup sağ ulufeciler, sol ulufeciler. Bunların görevleri de ulufeciler saltanat sancaklarını taşımak ve korumaktı. Eyalet askerleri vardı bu grup içerisinde yine. Biz bunlara tımarlı sipahiler de diyoruz. Tımarlı sipahiler tamamen Türklerden oluşuyordu. Dirlik sahipleri tarafından beslenirdi. Ordunun en kalabalık ve en önemli sınıfıydı. Devletten maaş almazlardı. Savaşta ganimet elde etmezlerdi. Savaş zamanı orduya katılırlar. Barış zamanı toprağı işlerler ve bölgelerinin güvenliğini sağlarlardı. Osmanlı ordusunda ikinci grup yardımcı kuvvetler. Yardımcı kuvvetler ordunun geri hizmetinde çalışıyorlar ve bağlı beylik ve devletlerden gelen askerler bu sınıfa giriyor. Bunların sayıları sabit değil, savaşa göre değişebiliyor. Yardımcı kuvvetler içerisinde alt gruplar var. Birincisi azaplar. Azaplar Anadolu'dan toplanmış bekar dinç Türk gençleri. Savaşta Yeniçerilerin önünde düşmana ilk hücumu azaplar yapıyor. Hemen ondan sonraki grup akıncılar. Sınır boylarında oturan Türklerden meydana gelen hafif süvari birlikleri akıncılardı. Bir başka yardımcı kuvvet gönüllüler. Ani düşman saldırılarına karşı sınırlardaki şehir ve kasabaları koruyor gönüllüler. Bir başka grup deliler. Bunlar bir özel kuvvet. Çok iyi eğitimden geçirilerek yetiştiriliyor ve ön safta savaşıyorlar deliler. Hatta buna ilişkin bir film de vardı hatırlarsınız. Bir başka grup beşliler. Her beş aileden bir kişi alınarak oluşturulan bu birlikler sınırdaki kalelerin korunmasında görevliler. Bir başka yardımcı kuvvet derbentçiler. Yol, köprü ve geçitleri koruyan birliklerdir derbentçiler. Bir başka yardımcı kuvvet turnalar. Ordunun posta işlerinden sorumlu birlikler. Bir başka ya da son yardımcı kuvvet ise yaya ve müsellemler ya da yörükler. Yayalar ve müsellemler ordunun önünde giderek yolları ve köprüleri onarıyorlar. Osmanlı ordusunda üçüncü ve son grup donanma. Osmanlı Devleti'nin ilk donanması Karesi Beyliği'nin alınmasından sonra oluşuyor. Osmanlı Devleti Orhan Bey döneminde Karamürsel'de ilk tersaneyi kurduysa da Karesi Oğulları Beyliği'nin alınmasıyla donanma sahibi olarak askeri amaçlı denizcilik faaliyetleri yürütmeye başlıyor. Teşkilatlı ilk Osmanlı tersanesi Gelibolu'da 1. Beyazıt döneminde açılıyor. Osmanlı'nın en büyük tersanesi ise Haliç tersanesiydi. Osmanlı en büyük donanmaya Kanuni döneminde Barbaros Hayrettin Paşa ile ulaştı. Evet, Osmanlı Devleti'nde ordu yapısı ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bir sonraki videoda Osmanlı Devleti'nde toplum yapısı nasıldı? Ondan bahsedeceğiz. Takip eden videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.